Merhaba İlker Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yer gördüm ben ve buranın hikayesini merak ediyorum. Hangi yılda kurdunuz, neler yaptınız bugüne kadar, bunları merak ediyoruz. Burayı 2014 senesinde sanata olan düşkünlüğümüzden dolayı bu çevrede sanatla olan bir eksik olduğunu fark ettik. Burayı 2014 senesinde dediğim gibi kurduk. Milli Eğitim'e bağlı bir okul. Ondan sonra mevcut yurt dışındaki Bale de Boganova sisteminde, işte müzikte İtalya'daki, mevcut dünyadaki en iyi yarışmalarda çocuklarımızı destekleyip oradaki yarışmalara götürüyoruz. Oralardan mı feyiz aldınız? Önce onları mı araştırmıştınız? Oraları araştırdık. Şu andaki... Türkiye'de olmadığını galiba keşfettiniz böyle bir şeyi. Evet, Türkiye'de yani genel anlamda sanat ve spor, ben sporun içinden geliyorum ama sanata da düşkünlüğüm var. Sanat ve sporun bir arada olduğu, çok yönlü, birçok şeyin olduğu, resmin, müzikte bütün branşların, dansta bütün branşların olduğu, 3 yaşından 70 yaşına kadar tüm herkesin faydalanabileceği bir okul yaratmak istedim aslında ve çok mutluyum. Başarmış görüyorum sizi. Başardık bu konuya eğilimimiz ve bu konuda yaptığımız çalışmalar. Meyvesini şimdi çok topluyoruz. Peki İlker Bey, sadece hani İzmir'in burası hani Karşıyaka olduğunu görüyorum. Lokasyonunuz Karşıyaka'da. Evet. Sadece buradakiler mi geliyorsa, buradaki insanlar mı geliyor? Çevre illerden de gelenler elbette vardır duyduğumda. Var tabii ki. Yani ismimizi duyan, çalışmalarımızı, akademik çalışmalarımızı duyan bizi tercih ediyor. Urla'dan yani buraya uzak olan yerlerden gelen var. Genelde bu lokasyondan gelen insanlarımız var ama çok uzak yerlerden gelen de var. İşte buraya yakın şehirlerden, ilçelerden gelen öğrencilerimiz var. Buradaki çalışmaları çok sevip, çok beğenip, takip edip burayı tercih eden insanlarımız var. Bizi de çok mutlu ediyor tabii böyle. Peki, 3 yaşında bir çocuk geldi buraya. Hangi yeteneğine göre mi alıyorsunuz yoksa herhangi bir branşa yönelerek mi geliyorlar buraya? Aslında şöyle, 3 yaşındaki çocuğumuz ilk önce geldiğinde biz hocalarımızı ilk önce müzikse müzik konusunda kas koordinasyonu, kulak ritim duygusunu ilk önce test ediyoruz. Bu çocuğa nasıl bir eğitim verilir müzik konusunda başlangıçta? İşte piyanoyu öneriyoruz genelde ama çocuklarımızın ilk önce hocalarımızın testinden geçiyorlar. Balede de aynı şekilde hocam kas grubuna ve ritim duygusuna bakıyor çocuğumuzun. Her bir gruba o zaman siz müzik grubuna alacaksınız, önce kulak kontrolü yapıyorsunuz. Evet. Kulak testinden geçiyor. Hı hı. Bale olursa peki esnekliği mi, onlar mıdır? Hem esneklik, biliyorsunuz balede ritim çok önemli, dansta ritim çok önemli. O ufak yaştan itibaren çocuklarımızın herhangi bir vücuduna zarar vermeden baleye uygun olmadığına daha çok hocalarımız karar veriyor. Esnekliğinde, kas koordinasyonundaki uyuma bakıp ilk önce orf eğitimiyle destekliyoruz çocuğumuzu. Yani okul öncesi okuma yazma bilmeyen çocuklarımızda dikkatli devamlılığı artıran, ritim duygusunu geliştiren bir eğitimle destekliyoruz ilk başlayan baleye çocuklarımız. Evet, bütün spor dalları zaten konsantreyi artıracak da tabii. Sanat okulu bu şekilde. Tabii. Peki akademik olarak kariyerlerine yardımcı oluyor musunuz İlker Bey? Tabii, bu konuda kendini geliştirmek isteyen güzel sanatlar, yurt dışındaki üniversiteler, operalar, kendini geliştirmek isteyen çocuklarımızın aileleriyle beraber oturup bir toplantı yaptıktan sonra çocuğumuzun hangi üniversiteye girmek istediğiyle ilgili, 9 yaşında bir çocuğumuz var şimdi, balede çok yetenekli. Balede yetenekli olan çocuğumuza ilk önce onun şan eğitimiyle mevcut üniversitenin, atıyorum belli üniversitelerin belli mülakat sınavları oluyor. Ne istediklerini araştırıyoruz, öğreniyoruz ve çocuğumuzu o yönde yetiştiriyoruz. Peki var mı şu anda hali hazırda akademiye ya da yurt dışına gitmiş olan bir çocuğunuz? Tabii, yurt dışındaki İtalya'daki yarışlarımıza şimdi 5 Mayıs'ta 3 çocuğumuz daha gidecek. Hangi bir dallarda? Önceki piyano dalında gidecek. Bir önce yolladığımız çocuğumuz orada dünya birincisi oldu. 8 yaşında Adil Herkes. Kerem Ünal. Ve şu anda artık Fazla Say'dan ders alıyor, ismini duyurdu. İstanbul'da çok ünlü bir vakıf, 24 dahi çocuğun arasına girdi. Tabii bizim için gurur verici şeyler bunlar. İtalya'ya yolladıktan sonra çocuğumuzun önü açıldı. Şu anda çok güzel bir okulda, %100 bursla okuyor. Artık önü açık. Aslında danışmanlık da yapıyorsunuz burada, bir nevi gelecek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı gibi de oluyor. Biraz evet, çocuğun yeteneği doğrultusunda kariyer danışmanlığı yapıyoruz. Çünkü dansa eğer şeyi Güney Kore'ye, K-pop bu arada
aralar çok revaçta ve Güney Kore çıkışta olduğu için oradaki outdoor'lara, yarışmalara veya mevcut eğitimlere götürmeye çalışıyoruz çocuklarımız. Bu kadar başarı boşa değil elbette. O zaman arkasında çok da güzel uzmanda bir kadro var demek ki. Evet. Uzman kadroyu neye göre seçiyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi uzman kadromuz seçerken mevcut konservatuvar ve opera özellikle mezunlarından seçiyoruz ki çocuklar söz konusu olduğu için ve bu konuda ben çok hassas olduğum için onların pedagojik formasyonları bizler için çok önemli. Çünkü çocuğumuz dünyanın en ünlü piyanistinden veya en ünlü balerinden bile ders alsa çocuk bunu istemedi mi eğitimin pek bir önemi kalmıyor. Aslında istememe değil ama öğretmeni sevmediği zaman da olabiliyor mu durum? Tabii yani bu genelde böyle. Çocuğun sevmesiyle, öğretmenin enerjisini tutmasıyla ilerleyen bir süreç aslında. Tabii biz de öğretmen kadromuzu buna göre seçiyoruz. Yani çocuğa yaklaşmasını, dokunmasını bilen, nasıl yaklaşacağını bilen öğretmenlerle. Kontrol ediyorsunuz da sanırım. Tabii genelde hep kontrol halindeler. Ailelerimiz de. Biz burada bale eğitimlerimizi dışarıdan izletiyoruz velilerimize. Piyano derslerimiz birebir oluyor ama velilerimiz istediği zaman girip bir video veya bir çekim veya gelişimini takip edebiliyorlar. Gizli kapılar altında bir eğitim vermiyoruz. Tamamıyla açık. Burada velilerimizi de görüyorum oturan. Çok da bir aile yapısı da var burada aslında. Tabii biz hepsiyle bir aile olduk. Şimdi 200'e yakın çocuğumuz var. Tabii bir o kadar da velimiz var. Bu 2014'ten bu yana gelen dediğiniz gibi işte bu çalışmalar doğrultusunda 4 senedir gelen velilerim var. Bizi en başından bu zamana kadar takip eden, çalışmalarımızı beğenen çok iyi niyetli aile gibi velilerimiz var. Bir bütün olduk. Peki büyük burada, bir aile olduk. Aileden bahsettik. Ritimle ilgili bir aile olarak da gelenler mutlaka ritim grubunuz da var. Tabii ki. İşte anne kız, baba kız, anne oğul. Yıl sonu gösterilerinde çıkartıyoruz. İşte anne gitar eğitimi almak istiyor. Yıllarca içinde kalmış olan oluyor bazı velilerimizin. İşte gitar çok çalmak istiyordum diye. Onu destekliyoruz burada. Aslında onların da bir nevi yeteneklerini keşfediyorsunuz değil tabii mi? Tabii ki onların da yeteneklerini. Geliyorlar. Sonra kendilerini keşfediyorlar. Kendilerini keşfediyorlar. Daha sonra çok eğlenceli vakit geçirecek bir hem anne çocuk. Ailede inanılmaz bir pozitif enerji yaratıyor tabii bu müzik tutkusu. Onların yeteneklerini geliştirdiğimiz zaman çocuklarıyla uyumu daha da artıyor. Ve bizi bunlar çok mutlu ediyor tabii gördükçe. Aslında burası birazcık da psikoloji alanı gibi olmuş. Herkes tabii bizim burayı ya seçmemizin sebebi bir pozitif bir yanı olması ve çok doğal iç içe bir görüntüsü var buranın gördüğünüz evet gibi. Son olarak sizi destekleyenlere elbette teşekkür etmek istersiniz diye düşünüyorum. Tabii. Neler demek istersiniz sizi destekleyenlere, ailenize, öğrencilerinize, birilerinize? Onları çok seviyorum. Gerçekten verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir ivme yakaladık kendileriyle. Sanata olan bakış açısını değiştirmeye başladık. Aileler çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir alan yarattığınız ve çocuklarımızı ön plana çıkararak aileleri de mutlu ederek böyle bir yer açtığınız için başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür daha ederim. Daha farklı projelerle, daha da farklı şeylerle görmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz.